I think you have something that belongs to me. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Mavi Sony'yi çizeceğiz. Hemen başlayalım. Kağıdımızın ortasına ufak bir tane ters U yaparak burnumuzu yapalım. Ve bu yaptığımızı alttan az bir kavisle birleştirelim arkadaşlar. Hemen üstüne bir tane yuvarlak yerleştirip kalan kısımları siyah boyayalım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan sağından ve solundan iki tane şu şekilde çizgi çekiyoruz. Ve bu çizgilere iki tane şu şekilde yaylar ekliyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim gözlerimizi oluşturacak çizgiler olacak. İkinciyi de yapalım. Şimdi arkadaşlar tam şu noktalarla bu yaptığımız gözlerimizin dış tarafını birleştireceğiz. Ama şöyle bir bombeli göz yapacağız arkadaşlar. Yavaşça yapalım. Kaçırmamaya çalışalım. Aynısını buradan da. Bir bombeli gözümüzü daha yaptık. Şimdi yine tam şu noktadan başlayan kocaman bir göz bebeği yapacağız. Sinirle bakan sonumuzun göz bebekleri aynı hizadan. Bu sefer buradan çeviriyoruz. Göz çizgilerimize teğet geçerek yine gözümüzün üstüyle birleştiriyoruz. Yaptığımız bu göz bebeklerinin içerisine bir tane daha yine kendi paralelinde çizgiler oluşturuyoruz. Tam şu noktaya bir tane yuvarlak bırakalım ve kalan kısımları siyah boyayalım arkadaşlar. Şimdi tam burnumuzun ortalayacak şekilde bir tane ağız yapıyoruz. Ve bu ağzımıza şöyle bir ufak çizgi bırakalım. Gözümüzün hemen yan tarafından bakın şöyle bir kanca yapalım. Aynısını buradan da yapalım. Bu yaptığımız kancaları birbirine birleştiriyoruz. Şimdi tam gözümüzün şu noktasına gelecek kadar bir tane paralel çizgi çekiyoruz. Yüzümüzün yanına gelecek şekilde. Yine buradan da aynısını eşit uzaklıkta. Şöyle yine bir yay gibi olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Ve buradan dış bükey kulaklarımızı yapmaya başlayabiliriz. Buradan da aşağıya doğru bombelenecek. Tam bu noktada şu içindeki üçgene paralel bir üçgenimsi daha yapacağız. Bu şekilde. Şu mesafe biraz daha uzun kalacak. Aynısını buradan yapıyoruz. Buradan da yine kulağımızı oluşturalım. Aynı mesafede. Şimdi tekrardan buradan da yine içinden o üçgenimsi şeyi yapıyoruz.
Şimdi bakın arkadaşlar, buradan saçını yapacağız. Şu şekilde uzunca bir saç çıkacak. Bu sonrasında şöyle keskin bir şekilde geri dönecek. Ve sonrasında bunu tekrardan başımızda birleştiriyoruz. Şimdi tam şu ağzımızın olduğu yerden iki tane şöyle omuz çizgisi yapalım. Sonrasında bu çizgilerden birazcık böyle mesafe bırakalım. Buraya çünkü kolumuzu yapacağız. Aşağıya doğru şöyle biraz içe doğru gelen göğsümüzü yapalım. Göğüs çizgimize. Ve buradan yine aşağıya doğru. Tam bu noktada bacak aramızı yapıyoruz. Şu şekilde bir yay çizelim arkadaşlar. Şimdi bakın buradan aşağıya doğru uzanan uzun bir bacağımızı yapalım. Buradan da yine bacağımızı devam ettirelim. Aynısını buradan yapalım arkadaşlar. Çok hafif bir çaprazla indiriyoruz. Yanındaki bacağımızı da yavaşça yukarıdan aşağıya az bir daralıyor. Bunu da şöyle bir yayla birleştirelim arkadaşlar. Şimdi bu noktada sanki şurada bir çorap varmış gibi çizgi yapalım. Bunu biraz aşağıya doğru daha çekelim. Ve bunu yine bir dış bükey çizgiyle birleştirelim. Aynısını da buradan yapalım. Bu şekilde sanki bir çorap varmış gibi yapıyoruz ve bir tane çizgiyle birleştiriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan şu şekilde bir yay çizelim. Aynısını buradan da yapalım. Aynı mesafede. Sağ ve sola doğru alttan da hafif bir yay çizelim. Yine buradan da bakalım. İşte mesafede olsun. Hafif bir yay çiziyoruz. Sonrasında yaptığımız bu yayları keskin bir şekilde ayağımızın ucuyla birleştirelim. Yaptığımız bu ayaklara bir tane de taban çizgisi ekleyelim. Ve sağdan ve soldan gelen kalın iki tane ayakkabı çizgimizi de eklemiş olalım. Kalın olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Yaptığımız bu omuz çizgilerini aşağıya kadar çekelim. Şu şekilde. Buradan da gelen bir çizgiyi çekelim. Ve bunu bir çemberle birleştirelim. Şimdi bakın arkadaşlar, burada şöyle sağdan ve soldan gelen iki tane çizgi atalım. Sonrasında yaptığımız bu çizgilere bir tane daha çizgi koyup bu çizgiyi katımızla birleştiriyoruz. Aynısını bu tarafa da yapalım. Omuzdan gelen çizgimizi, omuz çizgimizi, kol çizgimizi aşağıya kadar çektik. Diğer gelen çizgimizle aynı hizaya getirip bir yayla birleştirelim. Sağdan ve soldan gelen iki tane çizgimizi yapıyoruz. Sonrasında alttan birer tane daha çizgiyle yaptığımız yayları birleştiriyoruz. Bu aşamada elimize geçebiliriz. Tam şu noktadan bir tane büyük tombul U yapıp çizgi atıyoruz. Yaptığımız bu parmaktan bir tane daha şöyle tombul parmak çıkartıyoruz. Sonrasında buna paralel bir parmak daha ve sonuncusuyla elimizin
çizgisini birleştiriyoruz. Aynısını buradan yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane büyük U çiziyoruz ve buna çizgi atıyoruz. Yaptığımız bu parmağa şöyle tontik bir tane, sanki yumruğu sıkıyormuş gibi parmak ekliyoruz. Sonra bir tane daha tontik parmak ve diğer tontik parmakla elimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tam bu noktada şu göğsünde bulunan büyük yuvarlak izimizi yapalım. Hani biliyorsunuz bu beyaz şekilde bir göğsünde kısım var. Şimdi saçlarımıza başlayabiliriz. Tam şu gözümüzün hizasından aşağıya kadar bir çizgi çekiyoruz. Ve bu çizgiyi yine keskin bir şekilde yüzümüzün yanıyla birleştiriyoruz. Yine tam böyle kulağımızın oradan gelen bir tane dış çember daha yapıyoruz. Ve bu yaptığımız gelen çemberi de saçımızın yanıyla birleştiriyoruz. Bunun paralelini de diğer taraftan da yapalım. Buradan bakın şöyle bir yine çizgi çekip bu çizgiyi yüzümüzle birleştiriyoruz. İkinci çizgimizi de yine aynı hizadan kulaklarımızın olduğu yerden alıp aşağıya kadar çekip bunu da diğer saçımızın olduğu yerle birleştiriyoruz. Böylelikle Sonic karakterimizi tamamladık arkadaşlar. Resmimizi beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.